Kainatı yoktan var eden, kurda kuşa rızkını veren, alda olak kuzulasa çayırda ot bitiren, gündüzü geceye, geceyi gündüze katan, bizi eşrefi mahlukat olarak yaratan, iman kardeşi kılan Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet Seyyidül Mürselin, Resulü Sakaleyn, İmamül Müttakin, Hatemün Nebiyyin, Abdülmuttalib'in torunu, Ebu Talib'in yeğeni, Abdullah'ın yetimi, Amine'nin öksüzü, Halime'nin kuzusu, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat olsun. Âline, ashabına, siz değerli kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimiz, dünyanın neresindeyseniz hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kıyamet haktır. Her şey fanidir, ancak baki olan odur. Mahlukat yok olacaktır. Tekrar dirilmek üzere, buna kıyamet diyoruz. Tekrar haşirden sonra mahşer yeri kurulacaktır. Mahşer günü o kadar sıkıntı olacak ki beklemekten, hesabın görülmesinden, insanlar mezarlarından kalkmışlar, aynı istikamete hep beraber yönelmişler ve bekleyiş, süre gelen bir bekleyiş. Ne olacağını bilmeden bir bekleyiş içerisinde artık gözler peygamberleri arar. Gözler Cenab-ı Hakk'ın rahmetini arar olur. Sellim, sellim ya Rab diye insanlar ancak bunu söyleyebilir. Bir kurtuluş ver, bir selamet ver, bir çıkış ver. Bu nasıl bir dehşetli yer? Kimi dizlerine kadar, kimi boyunlarına kadar, kimi karnına kadar ter içerisinde kalacak. O kadar sıcak, o kadar zor bir gün olacak ki beklemekten usanan insanlar bir kurtuluş olsa da çıksak buradan diyecekler. Hatta şu hesabımız görülse de cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz belli olsa diye beklemekten sıkılacaklar. İşte o dehşetli gün, hesabın görüleceği gün, o gün mahşer günü diyoruz. Mahşer haktır, mizan haktır, ameller tartılacaktır ve her insanın yaptığı dünyada karşısına getirilecek, konacaktır. Öyle bir anda 7 grup insan var ki onlar sıkıntı çekmeyecekler. Allah'ın arşının gölgesinde özel misafir olarak gölgelenecekler. Allah onları misafir edecek. Onlara hüzün yok, keder yok, zorluk yok. Sebatun yuzilluhumullahu yevme la zille illa zille arşihi. 7 grup var ki Allah arşının gölgesinde gölgelendirecek. Onlardan olmak için uğraşmamız lazım. Onlar kurtulacaklar o gün, rahat edecekler. Onlar kim? Onları şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde. Birincisi imamun adilun, adil adaletli yöneticiler, adaletle davranan yöneticiler. Adalet deyince Resulullah akla geliyor. Adalet deyince onun arkadaşı, ashab-ı güzün arasında Hulefai Raşid'in ikincisi Hazreti Ömer akla geliyor. Onun gibi yöneticiler, adil olanlar Allah'ın özel gölgelendirdiği, ferahlandırdığı, rahatlattığı insanlardan olacak. Hazreti Ömer öyle bir halifelik yaptı, devlet başkanlığı yaptı ki gece yarıları şikayeti olan var mı diye ev ev, kapı kapı dinliyordu. Kapı kapı dinliyordu. Koca karı hikayesini Mehmet Akif Safahat da anlatır, bilirsiniz. Karınlarını doyuramadığı için tencereye taş doldurup da karıştıran, pişiyor diye torunlarını oyalayan koca karının sesini duyar Ömer. Pişti, pişecek çocuklar ağlaşır. Hazreti Ömer bunu duyar duymaz gerisin geriye hazineye gider, bir çuval unu sırtlar. Yanına Ebu Musa el-Eş'ari'yi de alarak o eve gelir. Ebu Musa der ki ben taşıyayım Ömer, sen halifesin, devlet başkanısın. Bu benim suçum der. Aç kalan vatandaşım var. Onları doyurmak için getirir onu, kapıyı tıklar, yemeği yapar, çocukların karnını doyurur da Ömer o gece rahat eder.
Bir başka gece Hazreti Ömer yine kapıları dinlerken anasıyla kızının konuşmasını, bir anneyle kızının konuşmasına tanık olur. Kulak misafiri olur. Annesi der ki kızına, keçileri sağdın mı kızım? Koyunları sağdın mı? Sağdım ana. Süte biraz da su kat, yarın satarız, çoğalsın der. Kız der ki, anne, süte su katılır mı? Allah görüyor ya. Nasıl olur bu hile? Ya kim duyacak? Bak Halife Ömer duyarsa bizi keser der. Gece yarısı Halife Ömer nereden duyacak kızım der. Sen benim dediğimi yapmam anne der. Kız süte su katmaz. Ömer bunu duyar ve oradan ayrılır. Ertesi gün öğle vakti gelir, kapıyı çalar. Kız kapıyı açar. Kızım der, evde kim var? Baban yok mu senin? Benim babam yok, bir anam var. Peki ben Halife Ömer, gelebilir miyim evinize? Gelir. Akşam sizin konuşmalarınızı dinledim istemeden. Sen dedin ki kızım süte su kat. Kızın da dedi ki Allah görür. Allah görüyor ya. Nereden olsun dedin. Ömer duyarsa bizi keser dedi kızın. Sen nereden duyacak dedin, o sırada ben sizi dinliyordum. Senin bu kızın o kadar çok hoşuma gittik. O kadar güzel bir insan ki, o kadar güzel bir yüreği var ki. Bugün kızını oğlum Abdullah'a istemeye geldim. Ve oğlu Abdullah'ı o kızla evlendirdi Hazreti Ömer. Süte su katmayan kızla evlendi. Böyle adalet korkusu olacak. Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu, yarın gelir de adli ilahi Ömer'den sorar onu. Ta Dicle neresi? Kurt kuzuyu kapsa Ömer'in ne suçu var, ama ondan bile çekinen adaletli insanları Allah-u Teala özel misafir edecek. İkinci bir grup daha var ki o da gençlere müjde. وَشَابُ النَّشَى فِي عِبَادَةِ اللّٰهِ Gençliğini Allah yolunda harcayan, tuttuğunu koparan, taşı sıksa suyunu çıkaran, istediğini yapabilen ama yok, o namaza gidiyor, o oruç tutuyor, o umreye gidiyor, o insanların hayrına koşuyor, o ana babasına muti, vatana faydalı, milletine faydalı, Allah'ı biliyor, peygamberi biliyor, kitabı biliyor. Ağzından güzel şeyler çıkıyor. Elinden güzel eylemler, hasletler sudur ediyor. Öyle gençler Allah katında makbuldür. İhtiyar olunca kıymeti yok mu? İhtiyar olunca mecbur yapıyorsun. Elbet onun da sevabı var. Ama gencin yaptığı ibadet kadar makbul bir ibadet yok. Allah böyle gençler olmayı nasip eylesin. Gençlikte her şey. Üçüncü grup var ki kalbi mescitlere bağlı, camiye bağlı, ezanı takip ediyor, namazı takip ediyor. İkindiyi kıldım, akşam kaçta olacak diyor. Akşam kıldıktan sonra yatsının saatini bekliyor. Camiye gitmiş gelmiş, tekrar camiye gitmeyi düşünüyor. Kalbi mescide bağlı olanlar, namaza bağlı olanlar. Bu da çok önemli. Allah onları da özel misafir edecek arşının gölgesinde. Dördüncüsü, birbirlerini seven, Allah için bir araya gelen, Allah için ayrılan tekrar bir araya gelen, arada menfaat gözetmeyen, çıkar hesabı yapmadan sırf Allah için seven. Hani vardır öyle dostlarımız, arkadaşlarımız, hiçbir çıkarımız olmadığı halde onu akrabamızdan daha çok severiz. İşte böyle iki Müslüman birbirini seviyor ve birbiriyle görüşüyor, insanlığa hizmet için yarışıyorlarsa, beraber el ele gayret ediyorlarsa, bir araya geliyorlar, tekrar dağılıyorlar ama tekrar bir araya gelmek üzere. İşte vakıflar, dernekler, insan yararına, hayvanlar yararına, dünyamız yararına çalışan bütün o hayır kurumlarının da yönetimleri böyledir. Bir araya geliyorlar, toplantı yapıyorlar. Ayrılıyorlar tekrar toplanmak için, ama çıkarı olmadan, çıkar sağlamak için değil, orayı kendisine mal etmek için değil, oradan nemalanmak için değil, tam tersine vermek için, harcamak için,
başkalarının sırtına basarak yükselmek için değil, başkalarının paralarıyla köşeyi dönmek için değil tabir caizse. Öyleleri de var. Kendi cemaatinin taraftarlarından topluyor köşeyi dönmek için. Kendi derneğinin vakfın parasını cebine iç etmek için, Allah korusun. Bütün halkın, kamunun parası orada, onun hesabı çok zor verilir. Güzel mevki sahibi, güzeller güzeli bir kadın kendisini zinaya davet ettiğinde, öyle bir genç ki inni ahafullah, Yusuf aleyhisselam gibi ben Allah'tan korkarım diye reddeden, namusuna, iffetine sahip bir genç veya tersinden yakışıklı bir erkek kendini davet ettiği halde ben Allah'tan korkarım diyen bir hanımefendi. Bunlar da özel misafir olacak Arş-ı Ala'nın gölgesinde. Sağ elinin verdiğini sol eli duymayacak kadar gizli sadaka veren kimse bilmiyor. Bazı insanlar var, öldükten sonra hayrı ortaya çıkıyor. Nerelere nerelere yardım etmiş, ne kadar talebe okutmuş, ne kadar yere burs vermiş, ne kadar devlete, milletine faydalı işler yapmış, bazen gizlemiş, gizlemiş, öldükten sonra ortaya çıkıyor. Hanımının ya da kocasının bile haberi yok birbirinin yaptığı hayırdan. İşte öyle hayırlar makbul. Sadakayı ne kadar gizli verirseniz o kadar makbul. Ne verdiğini söyleme, ne verdiğini belli etme. Peki zekatı veremez mi insan? Söyleyemez mi? Ben zekatımı verdim diyemez mi? Şu kadar verdim diyemez mi? Kur'an'da bunun da yeri var. O infak alaniyeten de olur, sırran da olur. Yani açıktan da olur, gizli de olur zekatı veriyorsanız. Orucu tutuyorsunuz, farz orucu. Ramazan orucunu tutuyorum, ben oruçluyum demenizde hiçbir sakınca yok. Ancak Ramazan'ın haricinde nafile oruç tutarken bugün oruçluyum demenize gerek yok. Derseniz riya karışırsa sevap gider. Sadaka verirken görüyorlar, 10 değil de 20 vereyim çok verdi desinler diye verirsen hepsi boşa gider. Riya karışır, riyanın sevabı olmaz. İşte o kadar gizli veriyor ki hiç riya karışmıyor sadakasına. O sadaka sahibi de Allah'ın arşının gölgesinde mahşer günü rahat edecek insanlar arasına girecektir. Sonuncu, yedincisi, tenhada gizli gizli Allah'ı zikrediyor, namaz kılıyor, Kur'an okuyor ama bir taraftan da gözyaşı boşalıyor. Gözyaşı boşalıyor. Zikrini gözyaşıyla, duasını gözyaşıyla süslüyor. Onun duası makbuldür. Onun duası makbuldür. Bir zat borç parayla hayır hasenat yaparmış. Kendisi zengin değil, fakir. Ama zenginlerden borç alırmış, fakirlere dağıtırmış. Ve böyle ömrü geçmiş. Gün gelmiş, hastalanmış, yatağa düşmüş. Borç aldığı insanlar da gidip şundan alacaklarımızı tahsil edelim demişler. Gelmişler adama, demişler ki bizden falanca zaman borç aldın, ödemedin, onları ver bakalım. Şu anda yok, bekleyin inşallah gelir demiş. Yahu ne gelecek? Ben sizden aldım, bugüne kadar hiç ödemediğim oldu mu? Olmadı, hep geldi çünkü. Ben alıyordum, sonra da Allah bir yerden gönderiyordu, size ödüyordum. Şimdi de bekleyin gelir inşallah, oturun bakalım demiş. Alacaklılar oturmuşlar, ne gelen var ne giden. Bekle bekle demişler ki adam sen bizimle alay mı ediyorsun? Yani ödemeyeceksen doğrudan söyle bilelim. Bizi bekletme boşuna. Bekleyin Allah beni mahcup etmez inşallah demiş. O sırada bir çocuk helva satıyor. Helva helva diye bağırıyor. Hizmetçisine bakmış hasta yatağında o fakir hayır sahibi. Demiş ki misafirler bekleye bekleye acıktılar. Şu helvayı satan çocuğu çağır da helvasını alalım, misafirlerin karnını doyuralım. Çocuğa gitmiş, hizmetçi de bakmış, hani para ver de alayım. Kaş göz işaretini anlatmış, parayı da yok. Gitmiş, gel demiş evladım, helvanı alıyorum, tamamını, tepsinin tamamını alıyorum.
Almış tepsinin tamamını, çocuk daha helva parası bekliyor. Kapıda beklemiş beklemiş, para yok, paramı verin demiş. Para yok, bekle demişler çocuğa. Ey adam, hadi bizi kandırdın, bekle bekle. Helvayı da mı parasız aldın, bize yedirdin demişler. Tam onlar böyle isyan ederken, o sırada bir el kapıyı tıklamış, bir kese altını bırakmış gitmiş. Evlat demiş, şu misafirlere alacaklarını öde bakayım. Ödemiş. Birkaç altın kalmış. Onu da şu helva satan çocuğa ver demiş. Onu da helva satan çocuğa verdikten sonra gözlerini kapatıp kelime-i şehadeti getirmiş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Vefat etmiş. Allah hayır yapan insanı yardımsız bırakmaz. Ama burada Celaleddin Rumi mesnevesinde diyor ki, o para niye geldi biliyor musun? O çocuğun gözyaşından, helvacının gözyaşından geldi. O çocuk ağladı, helvam paramı ver diye de onun ağlaması sebebiyle Allah'ın rahmeti coştu ve o şekilde Cenab-ı Hak da o parayı gönderdi diyor. Evet, burada da üç tane çok güzel yavrumuz var. Sizi böyle alalım, gelin bakalım. Gelin böyle alalım. Duayı beraber yapalım. Evet, şöyle sağlı sollu. Şu mikrofon çalışıyor mu arkadaşlar? Bu çalışıyormuş. Senin adın neydi? Rahim. Rahim. Rahim, sen böyle dur. Sen böyle gel. Senin adın ne? Efe. Efe. Oo, tam da Efe gibisin. Gel bakayım şöyle Efe. Senin adın ne? Tuna. Tuna. Sen de böyle gel. Tamam. Şimdi peki siz öğrencisiniz tabii. Sorunuz var mı bana? Var mı senin sorun? Var. Var, sor bakalım hadi. Hocam, ben şimdi oruç tuttum ama çok fazla dayanamadım, yarıda bıraktım. Sevabı olur mu? Yarım gün mü tuttun? Evet. Şimdi kaç yaşındasın? 10. 10 yaşındasın. Senin tam oruç tutma alışma zamanların, iyi yapmışsın, yarım gün tuttun, dayanamadın, bozdun. Dayanamayıp bozarsan bu bir alıştırmaydı senin için. Günahı yok. İnşallah seneye başlarsın diyelim, bu sene alıştın. İnşallah bu alıştırma yapmaktan dolayı, niyetinden dolayı da sevabını alırsın. Ama oruç tutmuş olmaz. Bir sevap aldın. Neydi adın senin? Tuna'ydı. Tuna'ydı değil mi? Tuna, tebrik ederiz. Efe, senin sorun var mı? Var hocam. Neymiş, sor bakalım. Hocam, şimdi ben yemeğe geç gelince... Efe tam da yemekten bahsedecek adamsın yani, maşallah. Yani ne oluyor yemekte? Bir de hocam, ben şimdi yemeğe geç gelince bir de... Yemekte istemediğim şeyleri yemeyince günah olur mu? Neyi istemiyorsun? İşte annenin yaptıklarını beğen. Ispanağı mı sevmiyorsun? Ispanağı sevmiyorsun, nasıl böyle güçlendin Efe? Ha? Annen çağırıyor, sen yemiyorsun yemekleri. Peki sonradan ne yiyorsun? İstediğini mi yiyorsun? Evet hocam. Evet, belli oluyor Efe. Şimdi anneler çağırınca gitmek lazım. Sofraya beraber oturmak, beraber başlamak lazım. Niye gitmiyorsun? O sırada ne yapıyorsun? Aynen. Ne oyun oynuyorsun? Telefonla mı? Bilgisayarla mı? Telefonla. Telefon aldılar mı sana? Yok, abimin. Abinin telefonu. Ah, bu abinin telefonları, ablaların telefonları. Anne çağırınca gideceğiz. Rahim, senin adını kim koymuş? Allah. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah'ın ismi Rahim, doğru da evet. Adını kim koymuş? Baban mı, annen mi, kim seçmiş bu ismi? Büyük babam. Büyük baban, deden seçmiş. Ha. Evet. Peki manasını öğrendin mi? Ne demekmiş? Evet. Neymiş? Tutabilirsin mikrofonu. Neymiş Rahim, ne demek? Heyecanlıyım. İsmini duydun. Acıyan. Allah'ın isimlerinden biri. Allah'ın isimlerinden biri. Peki o zaman hadi duaya beraber başlayalım, oldu mu? Amin diyelim hep sizinle beraber. Siz de duaya katılın inşallah. İftar saati yaklaştı. Rabbim sofralarımızı bereketle eylesin. Vücutlarımıza sıhhat afiyetle daim eylesin. Şu çocuklarımızın geleceğini güzel eylesin inşallah. Tüm gençlerimize, çocuklarımıza da Cenab-ı Hak sırat-ı müstakim üzere yaşamayı nasip etsin. Bugün gençken ibadet etmenin faydasını anlattık. Bunlar da inşallah gençken ibadet eden gençlerimizden olurlar. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbimiz, sana hamdolsun, şükürler olsun. Ya Rabbi, bizi sıkıntıda, darlıkta bırakma. Açlıkta imtihan etme. Yoksullukla sınama. Düşmanlarla sınama. Düşmanlarımızı üzerimize musallat etme Allah'ım.
Ya Rabbi kötülük düşünenleri ıslah eyle. Amin. Allah'ım kötü alışkanlığı olan kardeşlerimizin terk etmesini nasip eyle. Amin. Ramazanın bereketini, feyzini, rahmetini üzerimize sağanak sağanak yağdır Allah'ım. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan şu mübarek ayda sana uygun rızana kazanacak ameller yapmayı, hasenat yapmayı, oruçları hakkıyla tutmayı bize nasip eyle Allah'ım. Kur'an ayı olan şu ayda Kur'an'ın nuruyla bizim kalbimizi nurlandır Allah'ım. Kur'an'ı okumayı, doğru anlamayı ve onu yaşamayı bize, neslimize, gençlerimize, evlatlarımıza nasip eyle Allah'ım. Şeytana ve nefse uydurtma. Ya Rabbi taşıyamayacağımız yükleri bize yükleme. Unutursak, hata edersek bizi sorgulama Allah'ım. Bize yardım eyle, bize acı, bizi affet. Günahlarımızı bağışla, düşmanlara karşı bizi nusretinle teyit eyle Allah'ım. Ya Rabbi korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle, ahlakımızı güzel eyle. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnek ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Korkaklıktan, cimrilikten, tembellikten sana sığınırız. Cehennem ateşinden sana sığınırız. Kabir azabından sana sığınırız. Ya Rabbi bizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Memleketimize, milletimize birlik, beraberlik, kardeşlik nasip eyle. Birbirimizi Allah için sevebilmeyi nasip eyle. Birbirimize kusurlarıyla sevebilmeyi nasip eyle. Zorda ve dardayken yardım edebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi evlatlarımızın ve bizlerin ilimlerimizi ziyade eyle. Rızkımızı bol ve helal eyle. Geleceğimizi güzel eyle ya Rabbi. Felaketlerden, acılardan, kederlerden, her türlü gam ve tuzaklardan uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geçim sıkıntısı çeken kardeşlerimiz var. Onların duasıyla dua ediyoruz. Onlar için de Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi kadaike ve barikli fîmâ kuttire li hattâ la uhibbe ta'cile mâ akharte ve la te'khire mâ accelte. Nefsim, malım, dinim için Allah'ın adıyla istiyoruz. Allah'ım bizi senin kazana razı kıl. Bizim için takdir edileni bereketli kıl. Senin geciktirdiğini hemen istemeyelim. Hemen verdiğini de geciktirmeyelim. Zorluk anında, musibet anında duamızda dua ediyoruz ya Rabbi. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ni'mel Mevla ve ni'men Nasir. O ne güzel yardımcıdır. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla. Allah'ım senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ve ente tec'alül hazene izâ şi'te sehla. Ya Rabbi ancak sen istersen zorlar kolay olur. İşlerimizi kolaylaştır Allah'ım. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr ve bihi nesta'in. Ya Rabbi bize kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırlı, bereketli olanları tamam erdir Allah'ım. Ya Rabbel alemin, imanımızı kavi eyle. Sağlık afiyette daim eyle. Her türlü hastalıklardan, kederlerden uzak eyle. Hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle Allah'ım. Dertlilere derman ihsan eyle. Açlara, açıklara, yoksullara, fakirlere, garibanlara, kimsesizlere yardım elini uzatabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rab. Allah'ım birbirini sevenlerden eyle. Evimize huzur ver, yuvalarımıza mutluluk ver. Evladımızın ömrünü bereketli eyle, rızkını bereketli eyle ya Rab. Nazardan, kem gözden, hasetten, fesattan onları da bizleri de muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, güç senin elindedir, kuvvet senin elindedir, kalpler senin elindedir. Bizim ayaklarımızı din-i mübinde sabit kadem eyle Allah'ım. Ya Rabbi, kalpler senin elindedir. Bize ibadet ve taat konusunda yardım eyle. Senin zikrini, şükrünü eda ederken bize kolaylaştır ya Rabbi. Sen verirsen kimse mani olamaz. Sen vermezsen kimse veremez. Ya Rabbi düşmanlarımıza fırsat verme.
Onların hile ve tuzaklarını kendi başlarına makus eyle. Hainlerin ihanetinden bizi koru Allah'ım. Kötülere fırsat verme ya Rabbi. Duamızı kabul eyle Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttuk. Allahümme leke sumtu ve bike amentu, sana iman ettik. Ve aleyke tevekkeltü, sana tevekkül ettik, güvendik Allah'ım. Ve ala rızkıke eftartu, verdiğin nimet ve rızıklarla iftarımızı yapıyoruz ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi ana babalarımızı affeyle. Tüm müminleri bağışla, bize dayanma gücü ver. Ya Rabbi, yardımsız bırakma bizi. Başkasının karşısında mahcup ve muhtaç eyleme Allah'ım. Ele ayağa düşürme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sevdiklerimizle beraber güzel günler görmeyi, Ramazanları bitirmeyi, bayramlara ermeyi, nice seneler bolluk bereket içerisinde, huzur içerisinde yaşamamızı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, sen birsin, varsın, ol deyince her şey olur. Muradımızı, ihtiyacımızı bizden daha iyi biliyorsun. Kuluna şah damarından daha yakınsın. Ya Rabbi, bizim ihtiyaçlarımızı, bizim muhtaç olduğumuz dileklerimizi, muratlarımızı bize ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, insanlar istedikçe sıkılırlar, vermezler. Ama sen istedikçe sevinir, hoşnut olursun. Duamız sanadır. Yalnız senden istiyoruz ve yalnız sana el açıyoruz. Bizi boş çevirme ya Rabbi. Kulluğundan ayırma ya Rab. Günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı bağışla, ayıplarımızı setreyle, cennete doğrudan girenlerden eyle, mahşer günü yüzümüz aydınlık eyle, Resulullah aleyhissalatu vesselama cennette komşu eyle ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala'l Fatiha. Ezandan sonra kapanış için yine birlikteyiz. Çocuklar, size çok teşekkür ediyorum. Allah dualarımızı kabul etsin. Dualarınız kabul olsun. Evet, ezanlar okundu. İftarlar yapılıyor. Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Ecir tamam oldu, damarlar suya kandı. İnşallah Rabbim dünyada sevincini yaşattı. Ahirette de sevabını alma sevincini yaşatsın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sahurda görüşmek üzere efendim.